Şimdi hocam, programın sonuna doğru geliyoruz. Reklama girmeden bitireceğiz. 1 saat 45 dakikalık bir süreyi geride bıraktık. Son, sizi serbest bırakayım. Birkaç cümleyle, birkaç dakikayla şifa doğadan elde ettiğiniz bu bitki takviyeleri hastalıkların büyük bir bölümüne katkı sağlıyor, tedavilerine yardımcı oluyor. Benim söyleyeceğim bunlar. Bunlara ilave siz de mesaj anlamında bir şeyler söyleyin, programı kapatalım. Burada önemli olan sağlıklı beslenmek. Yani günümüzde insanlar çikolata, cips, jelibon, kek, gofret, hazır çorba, efendim ne yerse Hazır paket yiyeceklerden bir uzak duracaklar, doğru mu? Hazır. kimyasal madde içeriyor. En tehlikelisi de içinde monosodyum glutamat içeriyor bazıları. Beyindeki hücreleri öldürüyor. Kişi çocuğuna verdiği zaman sevinsin diye veriyor. Ama o çocuğunu 25-30 yaşına gelince o çocuğu Alzheimer, Parkinson, Huntington olacak, Allah korusun. Alerjik hastalığı, cilt hastalığı olacak. Çocuğunu sevindirmek için vermiş olduğu yiyecek onu zehirliyor, çocuğunu zehirliyor. Farkında değil aileler. Şeyde hocam, Amerikalılarda bu cips tüketimi, hamburger falan tüketimi fazlaymış. Dünyada da en fazla obez oralarda olurmuş, değil mi? Ya Sağlıksız zaten birçok beslendikleri için. ülkede okullarda cips, jelibon, kek vesaire, kola Yasaklandı. yasaklandı. Öyle Birçok değil mi? okullarda yasak. Birçok Peki, uygulama. niye tüketmemiz lazım? Tamam, siz bu işin ticaretini yapıyorsunuz, bu topluma katkı sağlıyorsunuz, bu toplum için kafa yoruyorsunuz, emek veriyorsunuz. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki, arkadaş sen sağlıklı beslen de bize de ihtiyacın olmasın. Tabii canım, sağlıklı beslenelim. Ne Sağlıklı. yapacağız sağlıklı beslenmek için? Doğal, doğal yiyeceğiz, doğal içeceğiz. Örnek Mesela verin, doğal elma, derken. şimdi mesela elma armut zamanı mı? Değil. Elma aldık, armut aldık. Nereden geliyor? Güney Afrika'dan geliyor. Güney Amerika'dan geliyor. Oradan buraya gemiyle geliyor. İşleniyor, ilaçlanıyor. Ha zehir yemişsiniz, ha elma, ha armut Şunu yemişsiniz. söyleyebilir miyiz hocam? Bütün mevsim sebzelerini ve meyvelerini mevsiminde yiyeceksiniz. Mevsiminde ve ülkemizde yetişeni yiyeceğiz. Dışarıdan gelen asla hiçbir şey Et kullanmayacağız. de dahil bunun içinde, Her değil mi? şey, dışarıdan gelen her şey bu yıpranmasın, bozulmasın, çürümesin diye yoğun ilaçlanıyor. Anladım. Mesela İsrail'den Almanya'ya greyfurt gönderilmiş. Daha parlak, daha canlı gözüksün diye içine adamlar civa ilaçlamışlar, zehirlemişler. Civa oranı çok yüksek olduğu için hepsini geri gönderdi Almanya. Yani dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen meyvelere dikkat edelim, sebzelere dikkat edelim. Çocuklara cips, jelibon, gofret, kek vesaire yediriyorsa da bazı büyük firmalar yapıyor bunu daha. Türkiye'de çok meşhur firmalar yapıyor bu yanlışı. Öyle değil mi? Bunun da önüne geçilmesi lazım. Mesela normal şeker katılacağına cips, jelibon, bisküvi, gofrete Tatlandırıcı katıyorlar. mısır şurubundan elde edilen N5'e, nişasta bazlı şeker katılıyor. Bu da pankreas kanseri tetikliyor. Onu herkes de söylüyor hocam. Hakikaten çok tehlikeli dönüyor. N5'e Avrupa'da, Amerika'da yasaklandı. Türkiye'de kullanımı %15'lerde. Evet hocam, bu son söylediklerinizi mesaj olarak kabul ediyoruz. Evet. İnsanlar diyorsunuz ki her yaş grubunda konumları, durumları ne olursa olsun imkanları el verdiği ölçüde sağlıklı ve dengeli beslensinler. Evet. Bunların yolu da bizim ülkemizde yetişen meyve ve sebzelerden yararlansınlar. Her meyveyi, sebzeyi de mevsiminde tüketsinler diyorsunuz. Herkes çocuğunu sever. Çocuğunu seven de çocuğuna ne getirdiğini bilsin. Evet, sevgili seyirciler, biz program süresince bitki takviyelerini, bazı hastalıklar ve bazı rahatsızlıklar için önerdiğimiz bitki takviyelerini ekranın altındaki o telefon numaralarından talep ediyorsunuz. İbrahim Gökçe'ye ait internet siteleri var, oradan takip ediyorsunuz. Sevgili İbrahim Gökçek bu konuda laboratuvar deneylerine dayandırdığını söylediği bitki takviyelerini öneriyor. Büyük ölçüde hastalıkların tedavisine yardımcı olacağını söylüyor. O örneklerden bu akşam birkaçını verdi. Hastalıkları ve hangi bitki takviyelerinin hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini de aktarmaya çalıştı. Önümüzdeki günler, haftalarda belki İnşallah. birkaç kez daha İbrahim Bey ile bir araya gelebiliriz. Bu akşamki İbrahim Bey ile ilgili yolculuğumuz sona eriyor. Kendisine sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ağzınıza sağlık. Ciddi ayrıntıları, ciddi bilgileri aktardınız bize. Bizlerle paylaştınız.
Size de başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Hürmetler, saygılar. Bir başka programda buluşunca